Merhaba arkadaşlar. Bugün çocuklar için bir model uygulama göstermek istiyorum. Kendi body kalıbından da çizebilirsiniz. Bu şekilde bedenimi kenardan 2 santim kadar büyütüyorum. Bu bolluk payımız. Kumaşımız çok fikirli olmadığı için geniş olmasını istiyorum. Ön ortasında da patımız var. Bele kadar. Arkadaşlar burada verilen paylar eğer ki ilkinin mesela 1 santimden 1 santim dışarı çıkmasını istiyorsak karşı taraftan da 1 santim üst üste bineceği için patımız 2 santim kalınlıkta olacaktır. Ve pat hesaplarken 1 santim dışarı çıkarsak ardından 2 sonra bir kere daha 2 santim çıkma yapıyoruz. Bunun nedeni 2 kere katlama yapıp patımızın daha kalın, daha güzel durmasını sağlamak. Bir de ön ortası çizginin tam ortada olmasını sağlıyorum bu şekilde. 2 santimden katladığım için ön ortamı 1 santim ileriden diktiğimde ön ortası çizgisi patın tam ortasında kalmış olur. Bu şekilde 2 santim aşağı inip ön yakamda bir açma işlemi yaptım. Ve bu şekilde bitiriyorum burayı. Arkadaşlar ön ortası çizgisinin olduğu yere bir çıt işareti koyarsanız daha sonra katlamalarınızı yaptığınız zaman iki kere katladığınız zaman bu çıtın patın tam ortasında kalmasına dikkat ederek dikişinizi yaptığınızda ve tam ön ortasına düğmelerinizi iliğinizi açtığınızda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bolluk oranında arka çizimimi yaparken yeniden aynı işlemleri yapıyorum. Ve önde büyüttüğüm kadar arkada da büyütmeyi unutmuyorum. Bu şekilde katlamamı yapıyorum. Kumaşı daha iyi kullanmak adına ve arka kesimimi kumaş katına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu istediğiniz kalınlıkta bir yaka olacak. Ve arka ön omzumu burada dikiş payımın olduğunu unutmayın. Üst üste bindirerek şu şekilde kolda daha fazla 2 santim bindirerek çizimimi yapacağım. Bakın yuvarlak yaka oyuntuma uygun bir şekilde çizim yapıyorum. Bunun farklı çizim teknikleri var. Yakama uygun bir şekilde çizdikten sonra bu kısmını kendim nasıl istiyorsam bir diklik oluşturuyorum. Ama bunu isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz, sivri de yapabilirsiniz. Paralel olacak şekilde ölçerek şu şekilde aynı ölçüyü her yere taşıyarak 1-12 santim bu şekilde ölçerek yakama oluşturdum. Ve şu şekilde kesimini yapacağım. Dediğim gibi burası benim ön yakam, burası arka ortası. Burayı isterseniz yuvarlatabilirsiniz, sivri de bırakabilirsiniz. Burada omuzda üst üste binmeyi daha fazla yaptığınız için yakanız daha kalkık duracaktır. Burayı ön ortasını göre çizdim arkadaşlar. Bunu yerleştirdiğim zaman ön ortasını geçmemeli yoksa üst üste binme olur. Ön ortasının arka tarafında kalacak şekilde de yapabilirsiniz. 1 santim daha küçük olmasında sakınca yok ama daha büyük olmamasına özen gösterin. Arkadaşlar robamı 25 santimden yapmıştım. Eteğimi de 35-36 santimim. Ama bunlar sizin istediğiniz etek boyuna bağlı. Yani daha uzun ya da daha kısa çalışabilirsiniz. Asıl dikkat etmeniz gereken şey bu şekilde diktiğim zaman ön ortasından arka ortasına kadar ölçünün 2 katı kadar düzgü payı almam. 36 santim yani toplam 70 santim eni olacak şekilde ve 36 santim buradan da işaretleyip dümdüz çizip bu şekilde deliği kesiyorum. Dikişle çalışmak zorunda değilsiniz. İsterseniz sadece yanlarda daha az düzgün görünsün istiyorsanız ve
daha az dayanıklı olsun istiyorsanız. Kolumu çiziyorum ve yanlarda yaptığım açma işlemini kolda da uyguluyorum. Bu şekilde kaydırarak çiziyorum. Aşağıdan lastik takmayı düşündüğüm için aşağıda da yani kol bileklerinde de genişletme yapıyorum. Çizimimi yaptım. Bu şekilde kesimini yapacağım. Buraya açık atmayı unutmayın. Kolay gelsin. Yakamın açık hali bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.